Çok değerli yazan halkı, 31 Mart seçiminde bizi yalnız bırakmadınız. Malatya'da bir devrim yaptınız, bir destan yazdınız. Özellikle beni bu yolda yalnız bırakmayan en yakın arkadaşlarımla, en yakın arkadaşlarıma ve yazan halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. ...31 Mart yerel seçimini artık geride bıraktık. Ben seçim çalışmalarımdan da bahsettiğim gibi yazana kardeşlik, yazana eşitlik ve yazana hizmet getirmek için aday oldum. Yazan gerçekten yıllardır hizmette geri kalmış bir ilçemiz. Biz bunun için aday olmayı bir zorunluluk ve bir görev olarak gördük. Hepinizden Allah razı olsun ki bu yarışta bizi yalnız bırakmadınız. Umutsuzluğa kapılmadık. Yaptığımız iş zor bir işti. İktidarın tüm baskısına rağmen inanmış ve değişime gönül vermiş arkadaşların üstün çabasıyla ve sizin desteğinizle nihayet Yazan Belediyesi'ne güzellikler getirdik. Hepinizi en içten duygularımla tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Bütün belediyelerde deve ve teslim Halef Selef arasında oluyor. Ne yazık ki burada bunu da göremedik. Gönül isterdi ki buradaki deve teslimde şu anda 10 yıldır görev yapan arkadaşların burada bulunmasını isterdik. Çünkü neden biliyor musunuz? Burada sizin iradenizle ben buraya geldim. Halkın iradesine herkes saygı göstermek zorunda. Ben en çok bu halkın iradesine gösterilmeyen saygıdan dolayı inan ki kırgınım. Bu belediye kimsenin adına tapulu değildir. Yarın başka bir arkadaşımız gelir, bu bayrağı bizden alır ve belki de daha güzel hizmetler getirir. Ama bizler kardeşliği, dostluğu hiçbir zaman elimizde bırakmamamız lazım. Bizler intikam duygusuyla değil, hizmet aşkıyla Yazıhan'a geldik. Sizler Yazıhan'da destan yazdınız. Biz bu yarışa başlarken sevdamız Yazıhan dedik. Yazıhan hak ettiği yerde olmadığını bizler biliyorduk. Onun için Yazıhan'ın Yazıhan'da yapılacak çok şeyler var. Yazıhan hak ettiği yere Allah'ın izniyle gelecektir. Şunu belirtmek istiyorum. Bir gün, her haftanın bir günü halk günü olacak. Bütün vatandaşlar derdini getirip belediye ile paylaşacak. Belediye de gücü yettiği kadar bu derdinde ortak olacak ve buna çözüm bulacaktır. Bizler dedim ya seçim çalışmalarımızda Yazıhan'da oldu bittilere son vermek amacıyla herkesin katılımıyla yönetilen bir Yazıhan. Onun için Yazıhan'a güzellikler gelecek. Yazıhan'da güneş aslında daha yeni yeni doğuyor. Çünkü Yazıhan iktidar nimetlerinden faydalanmadığı gibi birlik beraberlikten de uzak kaldı. Bizler bu birlik ve beraberliği elimizden geldiği kadar sağlamaya çalışacağız. Şeffaf bir belediyecilik, denetlenebilir bir belediyecilik, vatandaşların dertleriyle dertlenen bir belediyecilik anlayışı getireceğiz. Onun için burada şu yoğunluğu da görüyorum ki
ya zamına susamış, ya zamına hasret kalmış. Allah'ın izniyle hepimiz el ele vererek güzel bir yazan meydana getireceğiz. Söylediğim gibi 31 Mart seçimi geride kaldı. Çok çalışmamız lazım. Sizler bizlere ağır bir yük yüklediniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu yarışta alnımızın akıyla çıkmamız için bize destekler verdiniz. Bizler de gecemizi gündüzümüze katıp sizlere layık olmaya çalışacağız. Tüm encümen arkadaşlarımla birlikte var gücümüzle güçlü bir meclis dedim. Güçlü bir meclis nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Her bir meclis üyesi sizlerin değerli oylarıyla seçildi. Ben daha önceki seçim çalışmalarımda bahsettiğim gibi elini kaldırıp indiren encümenlerle değil, kendi bölgelerinin sorunlarını tespit edip çözüm için uğraşan encümen arkadaşlar istiyoruz dedik. Bizler bu yola çıktığımız zaman dedim ya sevdamız Yazıhan. Bizler Yazıhan'ın dertleriyle dertlendik. Onun için bütün bize oy veren, vermeyen, hangi partiden olursa olsun hepimiz Yazıhanlıyız. Ben Yazıhan Belediye Başkanlığıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, Yazıhan halkının Yazıhan İttifakı'nın adayım. Hepinizin hepinize şu sözü veriyorum. Oy versin, vermesin. Hiçbir ayrım yapmayacağıma buradan size söz veriyorum. Ama Yazıhan Belediyesi'nin tüm hizmetleri herkese eşit ve adil gideceğinden hiçbirinizin şüphesi olmasın. Yazıhan'da işsizlik sorunları için elimizden geleni yapacağız. Ben burada seçimden önce verdiğim vaatleri tekrarlamak istiyorum. Taziye evleri mutlaka ve mutlaka yapılacaktır. Gençlerimizin evleneceği düğün salonları mutlaka ve mutlaka yapılacaktır. Ortak akılla yönetilen bir idare sistemimiz olacaktır. Sizleri daha fazla bekletmeyeceğim. Hepinize en içten duygularımla Malatya'da ve Türkiye'de büyük işler yaptınız. Yazıhan'ın kaderini değiştirdiniz. Artık Yazıhan'da halkın iradesinin üstünde bir irade olmadığını ortaya koydunuz. Halen yürekli insanlarımız var. Halen ayaklarının üzerinde duran insanlarımız var. Halen her şeyi Yazıhan'a borç olduğunu bilen ve Yazıhan'a gönül veren insanlarımız var. Allah hepinizden razı olsun. Bizleri mahcup etmediniz. İnşallah bizler de sizleri mahcup etmeyeceğiz. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza taş inmesin. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Olun.